Şimdi sen tostanelerinden bahsetmiştin. Hakikaten Allah bir temizlik vermese bu yani üstesinden gelene bir şey değil yani sürekli olarak temizlenmesi gerekiyor insanın da hayvanların da. Yoksa tostanesi bir kirliliğe neden olabiliyor. Ben de hayvanlardaki temizlikle ilgili bahsetmek istiyorum. Hayvanlar temizliği çok seviyor. Karınca ve diğer böceklerde de bu temizlik için özel salgılar ürettiriyor Allah. Ve bu salgılarda da antibiyotik içeren maddeler bulunuyor. Ve bu maddeler salgılandığında da karıncalar ve diğer böcekler bunları kendi üzerlerine sürerek bakterilerden ve mantarlardan korunmuş oluyor. Ve aynı zamanda hem kendileri hem kolonileri hem de yuvaları bu şekilde temizlenmiş oluyor. Fakat kuşlarda böyle bir salgı yok. Fakat onlarda Allah çok muazzam bir akıl tecelli etmiş. Onlar da sanki karıncaların bu işlevlerini bilirmişçesine karıncaların yuvalarına sürtünüyorlar ve kendilerini o şekilde temizliyorlar. Bunun yanı sıra da karıncaların kendi tüylerinin üzerinde dolaşmasını sağlıyorlar. Ve o şekilde de diğer bakterilerden de korunmuş oluyorlar. Bu bakterilerin karıncaların da bu salgıladığı sistem asit, formik asit. Bu da karınca asidi de, diye de biliniyor. Hatta arı üretiminde de kullanılıyor bunlar. Çok etkili bir malzeme de denilebilir aslında onlar için de. Allah işte böyle karıncalar kendi yani kendileri sonuçta beslenemez, kendileri temizlenemez. Baktığında öyle bir iradeye sahip değil. Fakat Allah onlara vahyediyor. Hem onları rızıklandırıyor hem de onların temizlemelerine bu şekilde de vesile olmuş oluyor.